El ele tutuştuk. Seni seviyorum dedik. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? First kiss. İlk öpüşme. Öpüşeceğiz. Değil mi? Öpüşmek nasıl bir şey? Niye öpüşüyor? İnsan neden öpüşüyor? Aslında öpüşmek bunu hayvansal olarak baktığın zaman 80 milyon tane bakteri transferi olması demek. Bunların hepsini de iyi huylu olduğunu düşünemeyeceğimize göre aslında riskli de bir şey yani. Toplumsal olarak aslında hastalıkları birbirine transfer edebilmenin en etkili yollarından bir tanesi. Bu yüzden hayvanlar ve avcı toplayıcı toplumların neredeyse hiçbirinde bu görülmüyor. Bak Oxford Üniversitesi'nden Rafael Vlodarski işi gücü bırakmış, bir yolculuğa çıkmış dünya üzerinde ve bütün toplumlarda 168 tane kültürü gezmiş ve adam öpüşmenin insanın bir atalarından mı geldiğini yoksa neden insanın öpüştüğünü araştırmak için diğer diğer gezmiş. 168 farklı kültürün %54'ü öpüşmenin romantik bir şey olduğunu ve öpüştüklerini söylüyorlar. Yani dünyanın aslında yarısı öpüşüyor. Yarısı öpüşmeyi romantik bir şey olarak bulmuyor. Dünya üzerinde öpüşen tam 3 tane canlı var. O kadar bak bu kadar binlerce canlının içerisinde öpüşen sadece 3 tane canlı var. Bunlardan bir tanesi insan, diğeri şempanze ve bonobo maymunları. Zaten şempanzeler ve bonobo maymunları insan genetik olarak da en çok benzediğini bildiğimiz, haritası en çok benzeyen canlılar. Ama şempanzeler ve bonobo maymunları bile öpüşmeyi romantik bir şey olarak yapmıyorlar. Zaten bonobo maymunları tam bir seksomanyak olduğu için kendilerini sürekli öpüşerek ifade ediyorlar. Kıssalarda, barışmak için de, sevgisini göstermek için de, kavga ettikten sonra rekabeti göstermek için de her şey için öpüşüyorlar. Bu onlar için bir iletişim göstergesi. Bu iletişimi kuran bir başka canlı da insan. Bizim Oxford'dan Rafael gezerken şunu fark etmiş ki tarihinde araştırırken kültürlerin. Öp öpüşmek ilk defa bunlar 3500 yıl önce ortaya çıkıyor. Hinduların Vedik Sanskrit yani Vedik diye Hinduların bir yazıtları var. Dünyanın en eski yazıtları olarak biliniyor Sanskritçe ve burada insanların birbirlerine sevgi sevgilerini gösterebilmek için öpüştüklerinin ibareleri yer alıyor. Ama aynı dönemlerde Antik Mısır'daki toplumları incelediğinde Rafael Antik Mısır'da hierogliflerde insanların birbirlerine sevgili olarak çok yakın olduğunu ancak hiçbir şekilde öpüşmeye dair bir resmin yer almadığını fark ediyor. Yani dünyanın Hindistan tarafındaki kısmında insanlar öpüş öpüşürlerken antik Mısır'a geldiğinde insanlar öpüşmemeye başlıyorlar. Hayvanlar doğada birbirlerine olan cinsel isteklerini ve çiftleşme arzularını gösterebilmek için kokuları kullanıyorlar. Öpüşmek doğalarında yok ve yüzde sekseni erkeklerini yiyen örümceklerden zürafalara, yaban domuzlarına kadar pek çok hayvan sevişme isteğini gösterebilmek için ya da sevişmeye hazır olduğunu gösterebilmek için kokuları kullanıyorlar. Kokuları nasıl kullanıyorlar? Vücutlarındaki ter bezleriyle ve feromonlarla veya çişlerini yaparak. O tatlı zürafalar bile gidiyorlar böyle sağa sola çişlerini yapıyorlar değil mi? E, kediler de öyle. İşte görüyorsun sağ sola fırlatıyor, fıslatıyor ya. Bunlar hem alanını belirlemek için, olduğu kadar aynı zamanda da sevişmeye hazır olduğunu belirlemek için. Gidiyor mesela zürafa gidiyor bir köşeye, çişini yapıyor. Erkek olan zürafa geliyor, kokluyor, bakıyor, diyor ki, ha bu çiftleşmeye hazır ya da değil. O yüzden hamile kaldıklarında bu kesiliyor hayvanlarda ve artık çiftleşmeye hazır olduklarına dair herhangi bir işaret sağa sola bırakmıyorlar. Böylelikle de rahat rahat hamilelik dönemini geçirebiliyorlar. Bu hayvanlar kokuyla güdüleniyor. Bir tek öpüşerek güdülenen biziz. Aslında biz de normalde. Bizim de burnu umuzun iç kısmında yer alan afrodizyak kokuları alan bölgelerimiz var. Bunlar zaman içerisinde küçülmüş, küçük kadar bir şey kalmışlar. Niye? Kullanmamışız çünkü. Çünkü niye? Gene biz insan manyaklı. Ödo tuvalette, parfüm, parfüm sürüyoruz biz. Yani başka bir tarafta üretilen parfümü alıyoruz. Değil mi? Hepimiz yapıyoruz bunu. Üstümüze sürüyoruz. Niye? Kötü kokmamak için. Kötü kokmamak için yapıyoruz bunu. Çünkü bunu artık biz insanlar olarak kötü koku olarak algılıyoruz. Tamam insanın kötü kokuya dair bir algısı var o ayrı ama bizim koku mekanizmamızı bozan aslında temel bir insanla ilgili karar verebilmemizi, cinsel bir şeyle ilgili karar verebilmemizi sağlayan koku duyumuzu yok ediyoruz. Parfüm kullanarak, deodorant kullanarak bunu tamamen yok ediyoruz. Ne olmuş? Zaman içerisinde küçülmüş. Küçülmüş, küçülmüş, cücük kadar kalmış. Sonra biz medeti işte 50 first kiss. Sen orada görüyorsun. <laughs> öpüştüler. Biz bu koku alma güdümüzü bütün hayvanları reddetmişiz. Demişiz ki yok abi koku bizim başat şeyimiz değil. Parfümleri sürmüşüz. Ondan sonra iş dudaklara kaldı. Tamam. Dudak uçlarında fazlasıyla sinir toplandığı için bir uyarım var. Evet karşılıklı bir hormon transferi var. Kadın erkekten testosteron hormonunu alıyor ve belli bir tahrik süreci oluşmaya başlıyor. Çünkü kadının da ihtiyacı var testosteron hormonuna tahrik olabilmesi için. Ama bütün hayvanlarda olduğu gibi bizdeki de cinsel olarak hazır olduğunun ifadesi ya da birinin sana cinsel olarak uyumlu olup olmadığının karar mekanizması aslında kokudan geçiyor. Sen bunu aslında bilmiyorsun, artık algılamıyorsun ama eskiden birinin partner olup olmayacağına karar verebilmek için, evet bakıyorsun gücüne, kuvvetine ya da e, çatısına çocuk doğurur mu filan diye eski avcı toplayıcı toplumlar bakıyordu ama bunun en temel şeyi kokuydu. O yüzden avcı toplayıcı toplumların hiçbirinde öpüşmeye dair herhangi bir yazıt ya da ibare göremiyorsun. Biz ne yapıyoruz? Her geçen gün doğadan daha fazla uzaklaşıyoruz. Çok doğal bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bu doğal şeyi biz filmlerde olan zannediyoruz. Tamam ilk öpücük bir heyecan, ilk öpüşme bir heyecan da senin doğanda olan bir şey değil aslında bir yandan. Da. <laughs>